basına ve kamuoyuna. 8003 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 5602 sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasındaki şans oyunları vergi oranları, spor müsabakalarına dayalı bahislerde %10'dan %5'e, at yarışlarında %14'ten %7'ye, diğer şans oyunlarından ise %20'den %10'a indirildi. Bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni yılda barınmaya, eğitime, ulaşıma, sağlığa, kısaca her şeye zam gelirken şans oyunlarında %50'lik bir indirim yapılması bizi yönetenlerin bize nasıl ve baktığını ve değer verdiğini göstermektedir. Ülkemizde resmi enflasyon %64.77 olarak belirlense de bağımsız kurumlar gerçeğin bu oranın 2 katı olduğuna işaret ediyor. Çalışanların ve emeklilerin ücretleri ise TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyona göre belirleniyor. Dolayısıyla TÜİK'in eliyle emeklilerin maaşlarının yarısı elinden alınıyor. TÜİK'in %64.77'lik enflasyon verisinin aksine ENAG'a göre enflasyon %127.21, sendikamızın araştırması BESAR'a göre %108.51, yıllık gıda enflasyonu ise %116.94'tür. Enflasyon oranları arasında açılan bu makas, ülkemizdeki kamu emekçileri ve emeklilerin cebinden çalınan geliri ifade ediyor. Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak geleceğimiz olan çocuklarımızı, geçinemeyen emeklileri, kira, yol, yemek yardımı alamayan kamu emekçilerini zorla, şans oyunlarına zorlayan bu düzene dur diyoruz. Bizleri şans oyunlarına mahkum etmeyin. Bilim, sağlık, eğitim, adalet sağlayın. Şans oyunlarından indirdiğiniz vergileri bizlerin vergilerinden, kiralarından, ulaşımından, barınmasından vergi indirimi yaparak hayatlarımızı kolaylaştırın.